Evet, Steyr LG110 Hunting modeli. Bu ürün gerçekten özel bir ürün. Çünkü Taylan Bey'in ilk başta tabii Ankara'dan geldi bu, yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da kim kullandı ama onu bilmiyorum. İlk olarak Ankara'dan bir arkadaş kullandı, ondan eminim de. Muratların mıydı, Mehmet'in miydi, tam emin değilim ondan. Neyse. Tüfek Steyr LG110 Hunting serisi. Bu ürün de tekli dolum. Yandan kurulan lever action olarak geçen ürünlerden bir tanesi. Kendinden regülatörlü. Bu ürünün güzelliklerinden bir tanesi, tam kapatmazsanız şu şekilde ürünün tetik düşürme şu şekilde çalışma şansınız mevcut. Bu Avusturya yapımı. Bakın şu anda ateş etmeden sadece tetik idmanı yapmak için tetiği kullanabiliyorum. Ama tam kapattığımda cihaz ateş eder hale geliyor. Hunting modeli olmasından dolayı kundakta ilginç detaylar var. Kundağa dikkat ederseniz hani ayarlı dipçik, ayarlı yanaklık. Tabi bu yanaklık öbür Airarms'larda olduğu gibi 360 derece dönme, yukarı aşağı. Fakat kabze kısmı çok güzel. Ele gayet güzel oturuyor. Sonradan Levent Bey, işte Mesut Bey, Reşhan Beylerin ortaklığıyla yapılmış bir hamster çalışması var. Bu hamster hani basit, ucuz bir hamster ama gayet iş görüyor. Dikkat ederseniz ürün aslında 5.5. Ürünün kalibre seçeneği ve orijinal yapımı 5.5. Hunting modeli olduğundan, yani farklı bir kundağa sahip olmasından dolayı tercih edilmişti. Ama sonrasında Reşhan Bey bunu yanlış bilmiyorsam gene yurt dışından getirilen bir tüfek namlusuyla değiştirdi. Yani 4.5 kalibreye döndürdü. CZ namlu olabilir. Tam net hatırlamıyorum ama şu anda 4.5. Daha uzun bir namlu kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 60 santim civarlarında. Dolayısıyla regülatörü daha düşük basınçta kullanabiliyor. Böylelikle ufak tüple beraber atış sayısı artmış durumda. Namlu uzadığı için. Çünkü her 10 santimde bir 100 fps gibi bir değer elde ediyor artış olarak. Namluyu 1 kilometre yaparsanız hani Joe 2 tüple bile 800 fps ile atabilirsiniz. Böyle aptal bir hesaba geliyor. Kendinin orijinal Steyr'in yükseltme rayı mevcut. Ve üzerinde Nikko dürbün mevcut. Nikko'da dürbün körüğü var. Yine bizim kullandığımız boru kelepçesi. Kolay zoom değiştirmek için. Aynı şekilde yapmış olduğumuz turetler ve paralaks tekeri. Bunlar bizim kendi dizaynlarımız. Ve hani kolay sökülüp takılması için Picatinny özgü dürbün ayakları var. Yine dikkat ederseniz şöyle bu taraftan da gösterelim. Açı ölçer var ek olarak. Bunun haricinde bir de böyle kablo bağıyla ucuz bir şekilde hani rüzgar tahmini yapmak için ip bağlanmış durumda. Gayet işlevsel. Fiyat performans olarak başarılı. Aslında pahalı olan bir ürün ama hani yapılan değişikliklerle beraber 5.5'tan 4.5'a çevrilmiş durumda. Tetiği çok hassas. Tetiğini özellikle çekmek isterim. Şöyle göstereyim. Hani yürüme yolu çok hafif şekilde var. Fakat sonrası kıl tetik diyebileceğimiz tetiklerden bir tanesi. Zaten sonrası da yok. Reşhan Bey'in tabii zamanında birinci olduğu hangi yarışma hatırlamıyorum ama İstanbul'da galiba bu tüfekle olmuştu diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla isabetli bir ürün. Zaten grupmanları ve şeyi konusunda hani Reşhan da bu ürünü hakkını vererek kullanıyor. Steyr'ların güzelliği tüp sökülebiliyor. Bunun haricinde arka bölümde şurada şu anda üzerinde bir plastik var. Bu bölüm üzerinden de çekiç gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Kundağı sökmeden hani basit bir şekilde ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Burada şu anda kapak var. Ama diğer hani bildiğimiz LG110 ya da 100 modellerinde gördüğümüz bu kısım açık. Çok daha rahat bir erişim sağlıyor. Hunting'de bunu kapatmışlar. Ve tahta kundak var. Gayet başarılı bir ürün.